İsmail. 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 Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz. İsmailciye hoş geldiniz efendim. Her zaman olduğu gibi gene güzel kareler yansıtmaya çalışacağız ekranlarınıza. Bugün Alanya Bera Otel'deyiz. Alanya Bera Otel sertifika alacakmış. Helal, uygunluk sertifikası alacakmış. Dedik ki tamam, sertifikayı alacaklar ama bir de bizden et diyelim. Bakalım gerçekten hak ediyorlar mı diye düşündük ve biz gezmeye çıkıyoruz. İsmail. 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 Selam aleyküm. Aleyküm selam İsmail. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim ben TSE'den geliyorum. Allah sormak istiyorsun. Abi ben TSE'den geliyorum. Bir kalite kontrol yapacağım eğer müsaadeniz varsa. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz, Bera Otel'deyiz demiştik zaten şu anda. Ahçı başı diye geçer herhalde. Lokman abimiz var yanımızda. Lokman abi önce kendini bir tanıtır mısın bize? Hoş geldiniz ilk hoş önce. Biz Bera Otel olarak helal gıda çalışmalarında bulunuyoruz. Belgeyi de bugün alıyoruz. İsmim Lokman Arslan. Yaklaşık 18 yıldır bu işle uğraşıyorum. Özbekistan'da, Rusya'da, Kıbrıs'ta bu işte meşgul oldum. Şimdi de Bera çatısı altında buradayız. Reklamlar başladı. İlhan Logo'yu çık abim sana canım. Lokman abi, şimdi ne zamandır buradasın abi? Yaklaşık 1,5 yıldır Bera çatısı altında görevime devam ediyorum. Buradayım. 1,5 yıldır buradayım. Peki abi, hani burada olmak nasıl bir şey? Yani sen anladığım kadarıyla bütün hani yemekleri organize eden kişi. Tabii tabii. Burada yiyecek içecek adına bütün yemeklerin imalatı. Hı-hı. Ta ki çiftlikten, üretimden ta ki sofraya ulaşıncaya kadar ki bütün bu reaksiyon zinciri. Evet, bütün iş bizde. Peki, Allah'ın izniyle. Lokman abi, sözü fazla uzatmayalım. Tabii ki. Sen şimdi öğlen yemeği için hazırlıklara başladın, doğru mu? Tabii, bizim şu an öğlen yemeği %80 hazır durumda. Hazır. Tabii tabii. Evet, saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 9 oldu. Biz 8'de kalktık. Lokman abimize dedik ki bak, biz mutfağa teftişe geliyoruz. Ona göre dedik. Adam abi, milleti kaçta kaldırdı bilmiyorum artık. 6'da mı başladılar, ne yaptılar? Yemek hazırmış abi. O zaman buyur. Buyurun abi, ben... Evet, size... beraber geziyoruz değerli izleyicilerimiz. Mutfağımızı... Burası Alanya Bera'nın mutfağını geziyoruz şimdi. Aynen öyle. Evet, burası bizim soğuk mutfak. Yani bütün salatalar, soslar, mezelerin imal edildiği bir yer burası. Bütün her şey, dediğim gibi biraz önce, ta ki çiftlikten... Misafirin masasına varana kadar... Tabiri caizse tarladan gelen ürünler burada. Aynen öyle. Tarladan misafirin masasına, çatalına ulaşıncaya kadar ki tamamıyla İslami kurallara göre üretim yapılan bir mutfak burası. Evet. Değerli izleyicilerimiz, zaman zaman söylemekte fayda var. Alanya Bera'dayız bugün. Ve Alanya Bera'nın helal belgesi. Doğru mu? Aynen. Helal uygunluk belgesinin... Töreni için, sertifika töreni için buradayız. Ve bu arada gelmişken dedik ki mutfağı bir inceleyelim. Tamam, TSE inceledi. Onda sıkıntı yok. Ama İsmail'ince inceledi mi? Bir de o var. Değil mi? İsmail'ince de incelemesi lazım. Bizim şurada şöyle bir özelliğimiz var. Gecenin ikisinde bile herhangi bir misafirimiz gelip mutfağımızı gezmek istiyorsa gelip gezebilir. Ve başka hiçbir yerde giremezsin abi. Biz şöyle tabii uygun kıyafetler giyme şartıyla. Uygun üniformalar giyme şartıyla saat fark etmeden gecenin yarısı, sabahın erken saati bizim mutfağımız her zaman herkese açıktır. İsteyen herkes gelip gezebilir. Eyvallah abi, vallahi helal olsun. Yani şunu gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Her yerde hani mutfak adamın sırrıdır. Hani biraz da ailevi falan derler. Mutfak aynen, ailedir. Aynen. O yüzden kimse almaz ama sizin burası maşallah herkese açık. Gönlünüz açık tabii, yani. Biz Bera mutfak ekibi olarak mutfakta şöyle bir düşünceye sahibiz. Bizim mutfağımız laboratuvar gibi olmalı. Zaten bizi de öyle giydirdin yani abi. Yani geldik buraya, ineceğiz. Lokman abiciğim, şunları giyeceksiniz. Öyle ya, ama yok. Dedik abi, onları giymesek olur mu? Olmaz. Burası temiz bir müessese, bunları giyeceksiniz tabii, dedi. Vallahi şu anda siz görmüyorsunuz.
İlhan bile giydi abi. Samimi söylüyorum, İlhan da giydi yani. Peki ustam, biz bu arada seninle konuşurken ustalarımıza da tanışalım istiyoruz. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hazırlık ne hazırlığı? Hazırlık sebze graten yapıyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Sebze graten. Sebze graten. Evet. Ne oluyor abi bu sebze graten? Bu sebzelerden haşlıyoruz. Beşamel sos, baharatlandırıp tatlandırıp üzerine kaşar peynirle fırında kızartıyoruz. İyi mi oluyor abi? Güzel efendim. İsim neydi? Nuri Usta. Nuri Usta. Soy isim usta mı yoksa? Nuri Elmacı. Ha, Elmacı. Nuri Usta deyince benim Allah Allah, soy ismi usta mı yoksa? Hani ya ustasındır ya kalfa falan derler ya. Adam ustaymış yani. Peki ustacığım, nerelisin? Memleket neresi? Hataylıyım efendim. Hataylısın. Evet. Zaten böyle aşçılar genelde Hatay'dan çıkıyor ustam. Sen nerelisin? Şanlıurfa. Vay! Urfalıyım ezelden, Urfalıyım ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Neyse, tamam. Sen de niye hemen havaya giriyorsun Lokman Usta? Evet ustacığım, bize söylemek istediğin veya selam göndermek istediğin birileri var mı? Aileme, arkadaşlara, tanıdıklara hepsine çok çok selam söylüyorum. Hepsine selam söylüyorum, haydi Allah'a emanet olun diyor ustam, teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir baş soğan aldığınız zaman yemekleri iyi gelir. Şaka yaptım. Evet ustacığım, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi burası da, bu tarafta da bizim... Bütün salataların imal edildiği bir yer burası. Aha. Burada da yine aynı tarladan sofraya varıncaya kadar evet. Her şey İslami kurallara uygun bir şekilde hazırlanıyor. Kesinlikle bir katkı maddesi yok. Kesinlikle GDO'lu bir ürün yok. Tamamıyla her şey hijyenik ve sağlıklı. Bu GDO'ya özellikle önem veriyorlar tabii, değil mi? Tabii kesinlikle, kesinlikle. Burada abimizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsim neydi? Mustafa. Mustafa abi, gözlerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Allah nazarlardan saklasın. Evet. Gerçekten direkt girer girmez Mustafa abinin gözlerine vuruldum ben. Mustafa abi, ne zamandır buradasın? 2 aydır efendim. Daha yeniyiz yani. Evet, yeniyiz. Ne işe uğraşıyoruz burada? Gerçi Lokman Usta'yı salata bölümü. Efendim? Salatayla uğraşıyoruz. Salatayla uğraşıyoruz. Evet. Temizliği, yapımı. Temizliği, hijyeni, her şeyine dikkat ederekten. Çok temiz, İslami bir şekilde, İslami bir şeylere uygun. Otelimiz de İslami bir otel olduğu için, müşterilerimiz de öyle olduğu için. Çok biz de hepsine önem veriyoruz. Önem veriyoruz. Sertemiz, her şeyimizi hazırlıyoruz hijyenik bir şekilde. Eyvallah Mustafa abi. Çok teşekkür ederiz. Seni de işinden alıkoymak istemiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi biz test ediyoruz, onaylıyoruz. Tabii bir de Lokman abi şöyle bir şey var. Evet. Bu iş bizim de birazcık ilgi alanımıza giriyor. Yalana Belli bakma abi, şimdi. Yani şey göbekten yani. Anlarsın yani aramızda kalsın evet, da. Evet. Yani göbekten anlayacağın üzere biraz da biz hani bu işleri... Abi yemekten dolayı yani anla yani anladın değil mi? Evet devam ediyoruz. Şurada bulaşıkhanemiz var, tencereler var, tavalar var. Bizim tamamıyla... Yıkama yaptığımız bir bölüm. Burada da biz yıkamada ozon sistemi kullanıyoruz. Ozon. Ozon sistemi tamamıyla çok her yerde bulunmayan bir sistem bu. Yani biz kullandığımız suda ozon kullanıyoruz. Bu da kesinlikle sıfır bakteri elde etmemize neden oluyor. Kullandığımız su bile sıfır bakteri, tamamıyla sağlıklı ve güvenli. Abi her şeyi ona göre ayarlamışsınız. Şimdi pastaneye doğru gidiyoruz. Hemen İlhancığım dikkat et. Hemen sol tarafımızda. Sol tarafımızda. Burası bizim kasaphanemiz. He, burası soğuk oda diyorsun. Evet, burası bizim evet. Kasaphanemiz. Kasaphane bizim için çok önemli. Çünkü biz Türkler... Eti çok severiz. Eti çok severiz. Aynen öyle. Yani. Eti çok severiz. Et bizim için olmazsa olmazımız. O yüzden kasaphane bizim otelimizin kalbi gibidir. Et yiyen insan mutlu insandır abi. Bak şimdi şöyle bir şey var. Bizim atasözümüz bile tamam mı? Et üzerine kurulmuş abi bak. Evet. Yıkozumi, oh yarasın, şifa olsun, löp löp et olsun. Evet. Doğru mu? Çok güzel özetledin abi. Eyvallah. Evet. Şu an... Tabii burada bizim etlerimiz... Beyaz et var genelde. Evet, ayrı ayrı muhafaza ediliyor. Kanatlılar ayrı bir yerde muhafaza ediliyor. Kırmızı etler ayrı yerde muhafaza ediliyor. Yani kesinlikle kırmızı et... Ve beyaz kanatlı ürünler kesinlikle birbiriyle temas etmiyor. O çok önem verdiğimiz çapraz bulaşma kesinlikle burada olmuyor. Evet. Şöyle gidelim. Ustalarım kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Balık ayıtlıyoruz herhalde. Evet, balık ayıtlıyoruz. Abi hiç şey kalmıyor değil mi bunda? Kılçık yok bunda şu anda. Kılçık kalmıyor. Hayır. Ya ben kılçıktan çok korkuyorum usta. Neden? İsim neydi? Şahin. Şahin abi. Kılçık olayı ben küçükken bir bu kılçıkla alakalı bir şey yaşadım.
Sorun mu yaşadın? Evet, sorun yaşadım. Doğru. Sonrasında balıktan ürktüm abi, balık yemiyorum. Şu anda biz akılsız hazırlıyoruz zaten. O zaman senin ellerinden zehir olsa yerim ben Şahin abi. Ne demek efendim, afiyet olsun. Eyvallah. Şahin abi memleket neresi? Malatya. Malatya. Evet. Çok güzel. Malatya'dan ta buralara ekmek parası için. Yani sonuçta hepimiz bir gurbet. Ne zamandır buradasın? Bir ay falan oldu. Bir ay oldu daha, evet. Sen evet. Abi ekibi yeniledik mi? Yeni bir oluşum içindeyiz şu an. Biz aşçılar biraz futbolcu gibiyizdir. Vallahi doğru. Bunlar bak, bunu ben söyleyecektim aslında ama Lokman Usta'm benden önce davrandı. Değerli izleyicilerimiz, transferler bunlarda böyle bonservis ödeyerek alınmıyor ama rica minnetle alınıyor. Evet, seni tanıyalım abi. Ben Mehmet. Mehmet Yün. Mehmet abi nerelisin? Ben Hataylıyım. Hataylısın, evet. Evet. İkinci Hataylı. Şurada biraz önce Halil abimiz vardı, o da Halak. Evet, o da Hataylıydı, evet. Şey mi, akrabalık var mı onun? Yok yok, hemşeri. Hemşeri. Toprağım deyip sarılıyorsunuz değil mi? Peki abi, kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, biz gezmeye devam ediyoruz. Mutfakta, pastaneye doğru gidiyoruz, evet. Burası. Pastanedeki ustam var ya, valla nasıl güler yüzlüymüş abi ya. Vallahi bak, ben kapıdan girdim, o böyle yapıyor bana. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Böyle sinek kaydı tıraşımız da olmuşuz. Evet. İsim neydi bu arada? Mehmet. Mehmet. Evet. Maşallah, Mehmetlerim çok burada abi ya. Mehmet bol yani. Evet, Mehmet bol çünkü biz kişilerimizi, elemanlarımızı tercih ederken de Mehmet ismine özellikle biz şey yapıyoruz. Evet. Flash. Berada Mehmet çok. Kaç tane Mehmet var hocam burada? 4 tane Mehmet'imiz var. Allah Allah. Allah sürüsüne bereket versin inşallah. Hmm. Mehmet abi, senin görevin ne burada? Benim görevim dövme şefi. Ne şefi? Dövme şefi. Yani tatlıcı ustamız. Ustamız tatlıcı ustası. Ustam biraz böyle isteksiz konuşuyor. Hani şu an çok heyecanlı. Ben şu an çok heyecanlıyım. Ben sizinle konuşamayacağım. Mehmet abi, abi biraz şöyle bir coş ya. İnsan benden feyiz alır biraz ya. Evet. Öyle değil mi? Sayenize aldım onu. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Mehmet abi, ne yapıyorsun sen şu anda? Şu an ben tulumba tatlısı yapıyorum. Tulumba tatlısı, evet. Abi. Tulumba tatlısı iyi olur abi ya. Evet. Dün akşam yedik biz. Çok güzeldi ya. Afiyet olsun. Vallahi tulumba tatlısı, baklava, böyle içimiz eridi. Değerli izleyicilerimiz, sizlere göstermedik onu özellikle. Hatta İlhan dedi ki abi çekim yapalım. Yok dedim İlhan, bunları göstermeyelim. İnsanların içi erir dedim vallahi. Güzeldi yani, Allah razı olsun. Elinize afiyet sağlık. Olsun. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok sağ olun, teşekkür ederim. Yok abi, benim söyleyeceğim bir şey yok. Benim işim var. Hadi oyalama beni diyor. Peki teşekkür ederiz Mehmet abi sana. Değerli izleyicilerimiz. Abi o kadar çok çalışan var ki. Abi kaç tane çalışan var ya? Şu an aslında azız. Şu an biz... Şu an biz 28 kişiyiz. Oo, ama çok azmışsınız valla. Yüksek sezonda, yani yüksek sezon dediğim yaz sezonunda, biz 60-65 kişiye kadar çıkıyoruz kişi sayısı olarak. Ama evet. Tabii yani sirkülasyondan dolayı değil mi abi? Tabii, bir de bizim burada şöyle bir özelliğimiz var. Sabah 7'den gece 12'ye kadar aralıksız yemek var bizde. Yani sabah kahvaltısı 11'de... Gece 12'den 3'e kadar da var. Var, o ayrı bir... Çorba morba falan veriyorsunuz değil mi? Öyle bir o, şey var. Tabii var, o ayrı ama bizim yani yoğun bir şekilde hizmet ettiğimiz sabah 7... Gece 12'ye kadar aralıksız bir şekilde... Yani aralıksız, durduraksız... Durduraksız yemek servisimiz var efendim. Abi siz kaç saat çalışıyorsunuz ya? Tabii yaz sezonda biz yorucu bir çalışma ama zevkli bir çalışma oluyor değil bizim. Değil mi? Hareketli oluyor. Yani hareketli herkes işini bildiği için, bir de abi evet. Yani artık fabrikasyona dönmüşsünüz siz. Lokman abi. Tabii fabrikasyondan ziyade biz mutfağımızı biraz önce dediğim gibi laboratuvarmış gibi hissediyoruz. Gelen bütün ürünlerin işlenmesinden sunumuna kadar... Kesinlikle hijyen, tabii hijyen standartları ve bu helal gıda çerçevesinde kesinlikle dikkat ediyoruz. Biz. Helal gıda da kolay değilmiş yani, kolay alınmıyormuş, onu öğrendim ben. Evet. Tabii bununla ilgili konuşacağız değerli izleyicilerimiz. Onu tabii ki müdürümüzden alacağız. Abi sen durgun duruyorsun ya, seninle konuşmak istedim bak ben şu anda. Abim şöyle duruyor bak. Ya bugün pasta yetişecek mi acaba? Ya bunu bir daha mı yapsaydık? Mehmet Usta'yla bir konuşsak aslında. Buna az daha bir takviye mi yapsak? Böyle bir düşüncem var senin. Kesinlikle yok. Öyle bir endişemiz yok. Farkında mısın abi? Yani ben öyle düşündüm yani. Yok kesinlikle. Sen ustasın artık belli. Pastane belli şefiyim yani. Ben burada. Sen Mehmet abiden büyük müsün, küçük müsün? O nasıl yani? Büyüğüm. Ondan şeyde sınıf olarak da mı büyüsün? Evet. Tamam. Senin ustanı da bulduk Mehmet abi. Orada öyle artistik yapması değil. Bak. Evet ustacığım. Mehmet abi biraz önce bizimle hiç ilgilenmedi. Neler söylemek istersin ona?
Neler söyleyebilirim? Arkadaşlar biraz yoğun. Yoğun. O yüzden sen de bizi oyalama. Öyle mi? Tamam abi, tamam. Anladım ben. Daha da gelmem yani. Hadi hayırlı işler ya. Allah Allah. Evet. Lokman ustamla beraber gezmeye devam ediyoruz. Abi seni tanımış mıydık? Tanımamıştık. Eshabul Karama. İsmim Eshabul Karaman. Karama? Karaman. Karama. Karaman. Ne yok değil mi? Sanki abimin ismi uzun olduğu için değerli izleyicilerimiz sığmamış gibi. Karaman Maraş falan böyle gidiyor gibi. Yok, ama orada kesmişler yani. Abi Eshabul. Eshabul Arapça Karaman. Bir kelime. Arapça kelime. Doğru. Hataylı mısın? Hataylıyım, Osmaniye. Osmaniye. Osmaniye yakın sayılır. Yakın ya. Evet. Nereden geliyor abi Eshabul? Eshabul Karaman bu Mersin'de Eshabul Kehf mağarası var. Oradan da tamam. Gelir. Bir de Mekke, Medine'ye giderken orada bizim filler, şeytanlar taşlarken oradan da ismini kuruyorlar. Ebabil'den gelme, Eshabil. Evet, ya, güzel. Ya, Arapça bir kelime. Süresinde de var, 21 süresinde de var zaten Eshabul Karaman diye geçiyor. Yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz Eshabul abi. Senin ismini söylemek de zor. Ustam diyelim geçelim biz. Olur mu? Teşekkür ederiz. Olur, fark etmez. Peki ustacığım, sen ne zamandır buradasın? Biz 2013'ten beri buradayız. Ocak ayından beri buradayız. 2013, bayağı olmuş yani, abi. Bir yıl oldu. Lokman ustamızla beraber geldik, mutfak şefimizle. Beraber hep burada çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Senin görevin ne abi burada? Burada ben junior su şefiyim. Ne şefi? Junior su şefi. Burada yani, burada şöyle bir şey var. Ben de buranın basın şefiyim bundan sonra. Adımı öyle adlandırıyor. Abi herkes şef burada ya. Burası yani mutfak öyle yani. Benim kısacası. Yardımcım. Yani kısaca benim yardımcım. Ha, şimdi oldu bak işte. Lokman Usta'nın yardımcısı. O da baş şefin vekili gibi bir şey yani. Evet. Peki teşekkür ederiz Eshabul abi sana. Eyvallah. Biz devam edelim. Abi yukarıya doğru çıkalım mı artık? Çıkalım. Çıkalım abi. Yani şu anda yukarıda değerli izleyicilerimiz açık büfe var. Biz sabah o işi gördük. Yani canını çekmesin güzel şeyler vardı. Evet. Hepsinden tattık abi. Zaten o bizim görevimizdi yani. Onu yerine getirdik Allah'ın izniyle. Yedik yani bol bol. Ben sizi öğlen ve akşam da misafir etmek isterim. Abi dün akşam da yedik. Daha ne yapalım ya? Yani buradan giderken ben herhalde bir 200 kilo daha olup gideceğim zaten ya. Zaten en temel amacımız bu. Misafirlere sınırsız lezzet ve biraz da kilo aldırmak. Abi kilo aldırmayın kurban olayım. Zor oluyor ya sonra. Sonra kızıyorlar işte. Geçen Yaşar abi bana kızdı. İsmail dedi ya biraz kilo ver dedi. Bu ne abi bu ya? Yalnız yakışıyor abi sana kilo. Öyle mi? Tabii. Allah razı olsun. Lokman abi çok sevdim seni. Peki Lokman ustam sana bir şey sorsam. Tabii ki. Benden ahçı olur mu? Valla olur yani. Genelde ahçılar zaten göbekli olur ha benim bildiğim. Zaten hani böyle ta da falan. İsmail abi profilin uygun. Profil uygun. Yani bir kep taktık mı olay bitmiştir. Takalım abi o zaman. Hemen bir kep isteyeyim ben. Bir kep alalım abi. Mehmet hemen bir kep al gel. Çok acil. Evet. Kep bekliyoruz şu anda. Benden ahçı olur mu? Gel ustam. Ustamdan alıverelim ya. Emanet. Olmaz mı? Tabii. Evet değerli izleyicilerimiz. Şu anda. Bu yalnız yardımcı kepi. Bak onunki biraz daha büyük. Usta kepi biraz daha yüksek oluyor böyle. Evet. Semazenlerin hani şeyleri var ya. Fesleri. Fesleri evet. Aynı onun gibi. Seninki biraz daha uzun. Benimki evet. Kısa tabii. Yardımcı oldum ben. Hayır hemen usta olur mu canım? Olmaz tabii. Oldu mu abi? Yakıştı mı? Ne diyor? Abi 10 numara 5 yıldız oldu. 10 numara oldu. O zaman bundan sonra ben görevi Lokman Usta'ma teslim ediyorum. Ben mutfağa gidiyorum. Size hayırlı günler. Efendim otelimize hoş geldiniz. Ben sizi yavaş yavaş gezdirmeye başlayayım. İsmail abi sen görevine gel istersen. Abi ben mutfağa gezdim. Ben yapamam abi. Beceremeyeceğim. Ben işi bırakıyorum. Evet. Ben işi bıraktım çünkü zor abi. Bir sürü sertifikası var bu işin. Tabii. Efendime söyleyeyim. Tabii. Yani mazeretli yani bayağı sıkıntılı tabii, yani. Meşakkatli. 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 Bu işi yapmak gerçekten zor ama gerçekten de çok zevkli. Her şeyden önce bu işe aşık olmak lazım. Abi şöyle gidelim mi? Tabii. Şimdi bu işe aşık olmak lazım mutlaka kesinlikle. Tabii. Peki ben şunu soracağım. Sen 18 yıldır bu işin içindesin. Evet. Burada hani organizasyonu mu yapıyorsun şey olarak? Mesela hani siz şunu yapın, siz bunu yapın veya onu yardımcı mı yapıyor? Senin görevin tam olarak yani ne yapıyorsun burada? Benim görevim burada satın almadan başlıyor. Ürünlerin seçilmesinden başlıyor. Ha, onları seçmek. Evet. Onları seçtikten sonra o ürünleri en iyi şekilde muhafaza etmek. Muhafazadan sonra onları en iyi şekilde işlemek. İşledikten sonra tekrar muhafaza etmek, pişirmek. Pişirme kontrolü. Abi tamam. Tamam daha fazla gelme vallahi kalp var bende ya. Daha fazla gelme artık yeter. Değerli izleyicilerimiz mutfağı beraberce gördük. Dediğimiz gibi Alanya Bera'dayız bugün. Sizler için beraber geziyoruz. Birazdan da sertifika törenimiz olacak.
biz yukarıya doğru, yani açık büfenin olduğu yere doğru gidiyoruz. Evet ustam, aşağıda bizi var ya pişirdin resmen ya. Evet, tabii ustacığım, çok sıcak içerisi. Mutfağımız aslında yazın çok serin çünkü bizim tam santrali klimamız var. Yazın çok serin oluyor ama şu an hani bir ara döneminde, o yüzden biraz sıcaktı. Tabii doğru. Değerli izleyicilerimiz, üstümüzdeki elbiselerden de kurtulduk haliyle. Tabii ki içeride hijyene önem vermemiz gerekiyordu. Tabii. Hijyene önem verdik, biz de ustamı kırmadık, onlar giydik güzelce. Biz de ona ayak uyum sağladık, ayak uydurduk. Şimdi yukarıdayız. Burası sizin sevdiğiniz bölüm. Açık büfe bölümü. Hani ben de severim, siz de seversiniz. Şimdi yalana gerek yok. Evet. Ustacığım, kaç çeşit yemeğimiz var? Bizim çeşit olarak... Mesela günde hani bir belli bir şeyiniz vardır, tabii, değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Yani bizim sabah kahvaltısında 240 farklı çeşidimiz var. Yani öğlen yemeğinde yaklaşık 260 farklı çeşit. Akşam yemeğinde de 280-260 arası değişen bir çeşidimiz var. Hı hı. Son derece zengin bir büfemiz var. Peki yani bunu neye göre belirliyorsunuz Rokhan abi? Bizim 15 gün döner menülerimiz var. Hı hı. Bir de tema gecelerimiz var. Ondan sonra gala gecelerimiz var. Bunların hepsini düşündüğümüzde çok farklı çeşide ulaşabiliyoruz. Bunu gıda mühendisi mi ayarlıyor? Yok, bütün menüleri ben tasarlıyorum. Hepsi sende? Tabii tabii. Vallahi bütün... abi. Ben ilk önce şey zannetmiştim, tamam mı? Lokman abinin işi iş burada, anladın mı? Hani burada şefim diyor. Onu sana sağa sola da hani şey yapıyor. Tamam mı? Sen şunu yap oğlum, sen bunu yap oğlum. Hadi yavrum sen bir portakal getir. Bana dedim hani keyfi iyi. Ama meğersem adamda bir sürü yük varmış ya, aramızda kaldı. Evet Lokman abi, ne var ne yok abi, iyisin. Çok iyi, sizi gördük, daha iyi oldu. Lokman ustam, Allah razı olsun. Şimdi Lokman ustacığım, bizim vaktimiz kısıtlı. Tabii. O yüzden sana çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Allah teşekkür ederim. Bizimle ilgilendin. Bize yani aile hani özel sırlarını verdin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Allah razı olsun. Biz devam edelim çünkü sertifika töreninde olacak. Müdürümüzle de konuşalım istiyoruz. Tamam. Bizde bir isteğin var mı? Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hacı benim de. Çok teşekkür ediyoruz Lokman ustam. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, biz ileriye doğru devam ediyoruz. Standartları Enstitüsü'nün değerli çalışanları, çözüm ortaklarımız, değerli arkadaşlarım, çok değerli hocalarım, mensubu bulunduğum kurumun değerli çalışanları ve değerli basın mensupları. Bu güzide günde beraber olmanın mutluluğu ve hazzı içerisinde siz değerli misafirlerimize, değerli hazuruna hepinize hoş geldin diyor. Perçinleştirmek adına attığımız adım da Türk Standartları Enstitüsü'nü hep yanımızda çözüm ortağımız olarak bize destek vererek bizleri bugüne getiren ve gerçekten kendimizi tevsik ettiğimiz, belgelediğimiz, tarafınızdan verilen belgelerle bugün hakikaten ülkemizde de söz sahibi olduğumuz bu belgelerle yapmış olduğumuz çalışmalar ortada
ne kadar katkısının olduğunu ifade etmek mümkün değil. Ve ben şunu gördüm. Çalışmış olduğum 3 şirketimde 14 yıldır bir fiil ben TS ile iç içe içinde bulunduğum bu son şirketimde artık almış olduğum belgelerin hangisini ifade edebilirim diyorum. Ve baktığım zaman sistemin başlangıcı olan kalite yönetim sisteminden başlamak üzere nihayet bugün biraz sonra Sayın Başkanım tarafından kurumumuza tevdi edilecek olan bu belgenin bizim için ve çalışanlarımız için ve ülkemiz için ne kadar değer ifade ettiğinin farkındayız. Bu farkındalık bizi çalışmış olduğumuz sektörde diğer sektörlerin arasında öncü bir kurum haline getirip ve aranılan konumunda olduğumuzu bu belgelerimizin takipçiliği sayesinde ve sorumluluğu sayesinde bize yüklemiş olduğu misyon sayesinde biz bunların farkındayız. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte bugün Alanya'daydık. Alanya Bera Otel'deydik. Beraberce sertifikamızı da aldık ve şu anda yanımızda da müdürümüz Mustafa Bey var. Mustafa Bey merhaba öncelikle. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, sertifikamızı da aldık artık. Helal uyumluk, uygunluk belgemizi de aldık. Artık bundan sonraki nasıl olacak? Yani Alanya Bera'da ne gibi bir değişiklik olacak? Özellikle... İlk önce Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Çok uzun 8 aylık bir süre sonucunda belgemize kavuştuk. Özellikle bizi tercih eden misafirlerimizin çok hassas oldukları bu konu vardı. Acaba yediğimiz helal mi? Yani helal kesim var mı? İşte önümüze tavuk yemeği geliyor ama bu tavuk ne şekilde kesildi? Veya et yemeği yerken bu et İslami kurallar çerçevesinde mi bu önümüze geldi? Helal belgemizle bu tamamen bu soruları cevaplayabilecek. Yani soru işareti kalmadı artık kafada. Kesinlikle. Şu an restorantımızda en ufaktan en büyüğüne kadar tatlısından tuzlusuna kadar ne yerseniz kapsam içerisindeki birçok ürün helal olarak misafirlerimizin önüne koyabiliyoruz. Çok güzel. Mustafa Bey, şimdi merak eden illaki izleyicilerimiz vardır. Burayla ilgili kısa bir bilgi versek, mesela burada kaç kişilik bir istihdam var işçi olarak, kaç odamız var, onlardan bahsedebilir miyiz? Özellikle Beralanya sloganından ben size söyleyeyim, alternatifsiz tatil cenneti olarak 2007 Mayıs ayında kapılarını Türkiye'ye açtı. 332 oda, 1068 kişiyi biz bir günde misafir edebiliyoruz. En güzel yönü istihdam dediniz. Biz 250 personeli, biz burada bir fiil 12 ay boyunca istihdam etmeye çalışıyoruz. Ve sağımıza solumuza baktığımızda çok ender bir iki otel görebilirsiniz. Kışın açık olabilen bu mevsimde her taraf kapalıdır. En büyük özelliği bu zaten. 7/24 sürekli. Kesinlikle, yani 365 gün hizmet veriyoruz biz burada. Kışın birçok otelin kapatmasına rağmen biz Beralanya olarak personelimizi muhafaza ediyoruz ki herhangi bir memnuniyetsizlikle misafirlerin en ufacık bir şeyde bir şikayet etmemesi için var gücümüzle, bütün personelimizle birlikte çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var Mustafa Bey, yani izleyicilerimize takdir eder. Yani yetişmiş eleman bu sektörde, turizm sektöründe bir ahçı, ne bileyim bir garson, bir yani komi tamam her türlü hani bulunabilir. Ama bir yetişmiş bir garson ya da yetişmiş bir ahçı bulmak kolay değil. Kışında dediğiniz gibi diğer otellerde ya da başka otellerde ya da başka yerlerde istihdamda sıkıntı yaşanıyor. Niye? Kışın çalışmadığı için kışın gönderiliyor. Ama sizin böyle bir çalışmanızdan dolayı yani çalışacak olan kişi de sizi tercih eder.
Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Biz bunu tabii 12 ay açık ve kurumsal bir şirket olmamızın etkisiyle birlikte inanın biz personel bulmakta hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Yani çevre oteller bizi arıyor. Lütfen bize 3 garson işte 4 tane ekstra eleman gönderebilir misiniz de çok ciddi bir sıkıntı olduğunu 2008'den beri biz zaten yakından biliyoruz ama gerek tarzımız gerek dünyaya bakış açımızdan dolayı bizde illaki çalışmak isteyen yani diyor ki bana 100 lira 300 lira fazla veriyor ama ben Beralanya'da çalışmak istiyorum. O huzurda, o atmosferde, o sakinlikte çalışmak istiyorum diyen çok insan var. Biz hepsini iş vermeye çalışıyoruz ama bizim de tabii ki bilim... Sezonda artıyor değil mi Mustafa abi? Tabii bizim sezonda çalıştığımız personel sayımız 350 hatta taşeronlarla birlikte otel içerisinde gördüğünüz işte oyun salonları, turcularla birlikte 450 kişiye kadar burada istihdam ediyoruz. Çok güzel. Mustafa Bey her şey için çok teşekkür ediyoruz. Lokman Bey'e, ahçımız Lokman Bey'e, size Mustafa Bey'e ve Konya'daki otelimizdeki sorumlu Yakup Bey'e ve en büyük teşekkürü Yücel Bey hak ediyor. Yücel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde tüm personelinize teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlerle birlikte Alanya Bera Otel'deydik. Çok güzel karşılandık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bizleri ekranlarınızda izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Başka bir İsmailce'de görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.